Merhabalar efendim. Türkiye'nin çok önemli ve kapsamlı dış haber ve analiz portalı harici için yapmakta olduğumuz stratejik sohbetlerin bir yenisinde sizlerle tekrar birlikteyiz. Stratejik Pusula programı adı altında yaptığımız bu stratejik sohbetlerde uzman konuklarımızı ağırlayıp onlarla dünyada ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren dış politika konularında önemli haberler, değerlendirmeler ve analizleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü konuğum Sayın Emekli Hava Tümgeneral, Hava Pilot Tümgeneral demek lazım zannediyorum. Sayın Beyazıt Karataş. Sayın Karataş özellikle S-400 alımı, F-35 ile ilgili Türkiye'nin programdan çıkartılması, bunlarla bağlantılı konularda uzunca yıllardır Türk kamuoyunu çok değerli bilgileriyle ve analizleriyle bilgilendiriyor. Ben de kendisinin bilgilerinden, analizlerinden, değerlendirmelerinden çok yakinen faydalanıyorum. Hatta bu S-400 ve bununla bağlantılı konularda özellikle F-35 uçağının alınıp alınmaması, bunun yerine Kaan Milli Muharip uçağının bir an önce yapılarak, imal edilerek uçar hale getirilmesi gibi konularda kendisinin özellikle teknik, askeri ve de aynı zamanda politik bilgilerinden, değerlendirmelerinden sıklıkla faydalanıyorum. Bugün birlikteyiz. Paşam hoş geldiniz. Hasan Hocam, davetiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek, şeref duyduk. Şimdi bugün konu nereden geldi diye başlayalım isterseniz ben kısaca. S-400 meselesi ta ilk sipariş verileceği sıradan itibaren tartışılmaya başlanmıştı. Efendim bunlar alınsın mı alınmasın mı? En son alınmaya doğru adımlar atılıp hakikaten Ruslarla bir sipariş, Rusya'ya bir sipariş verildikten sonra aman efendim alınmasın şeklinde bir kampanya vardı Türkiye'de. Ardından da bu kampanya Amerika'dan gelen, eğer siz S-400'leri alırsanız biz F-35 programından sizi çıkartırız tehdidiyle daha farklı bir boyuta ulaştı. Ve bu farklı boyut aslında azalan ve artan tempolarla tartışılmaya devam edildi. Türkiye F-35 programından çıkarıldı ve o günlerde ben Beyazıt Paşa'mın konuşmalarını ve yazılarını hatırlıyorum. Kendisi diyordu ki bu belki de bir Allah'ın lütfu. Ben de dün bu konuyla ilgili attığım bir tweette aynı şeyi kullandım. Karataş Paşa diyordu ki bu belki de Allah'ın bir lütfu. Çünkü bu F-35 uçaklarıyla ilgili olarak o kadar çok arıza rapor ediliyor, o kadar çok sorun haberi çıkıyor ki bunlar ciddi bir de Amerika'nın Sayıştay'ı mahiyetindeki resmi kuruluşu tarafından rapor ediliyor. Bu arada Amerikalı en üst düzey yetkililer de kongrede özellikle bu konuyla ilgili sigaya çekiliyor. Hatta evvelsi gün, geçtiğimiz günlerde benim paylaştığım tweette de böyle bir sorguya çekilme görüntülerini paylaştım. Orada bir Amerikan senatörü, Amerikan Savunma Bakanı'nı çok ciddi bir şekilde sorguluyor ve bu F-35 uçaklarıyla ilgili durum nedir diyor. Yani bunların yüzde kaçı uçabiliyor? Doğru dürüst, gerçek manada misyonuna uygun bir şekilde uçabilen yüzde kaç var diyor. Ve en sonunda Savunma Bakanı'nın ısrarla efendim işte bu komplike bir konu, bunu şu şekilde bu şekilde anlatamam demesine rağmen kendisi dedi ki bendeki rakamlar %29 diyor, doğru mu dedi. Ve Savunma Bakanı bunu teyit etmek zorunda kaldı. Yani aslında bu Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin, Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmiş olan bu uçaklar dünyanın en pahalı uçakları bu arada. Onu da belirtelim. 2/3 oranında uçabilecek durumdalar. Yani 2/3 tam kendilerine yüklenen misyona uygun bir biçimde uçabiliyor durumdalar. Bunların özellikle alındığı takdirde bizim Milli Muharip Uçak Programı'nı tamamen devre dışı bırakacağı, ayrıca çünkü Amerika'ya tam bir bağımlılık oluşturacağı vesaire, bunları da
Beyazıt Karataş Paşam yıllarca anlattı. Şimdi gündem bir kere daha bu konuya döndü. Dolayısıyla hakikaten bu iş belki de Allah'ın bir lütfuydu. S-400 alma kararıyla birlikte bizim F-35 programından çıkarılmamız. Şimdi paşam isterseniz bu konuyla ilgili olarak sizin görüşlerinizi almaya başlayalım. Yani hakikaten bu iş neden Allah'ın bir lütfuna dönüştü? Ve bu F-35'lerle ilgili zaman zaman ve ayrıntılı bir şekilde özellikle Amerikan basınında çıkan haberler her nedense bizim basına yeterince yansımayan haberler ve bunlar üzerine yapılan değerlendirmeleri sizden bir dinleyelim. Buyurunuz. Sayın Hocam, S-400'lerin 2017 yılında alınmasıyla ilgili çalışmalar devam edip 2018'de kredi konusunu çözdükten sonra 2019 yılının Temmuz'da Eylül ayları arasında başlangıçta iki sistem 4 batarya olarak yapılmış olan anlaşmanın Amerika'nın baskıları ve o zamanki şartlar gereği bir sistem 2 batarya şeklinde Türkiye'ye geldi ve Ankara Mürtet'teki havaalanına yerleştirildi. Bunları zaten hem televizyondan hem de yazılı medyadan takip etme imkanımız oldu. Tartışmalar da başladı. Aslında S-400 tartışmasından önce veya S-400 tartışmasından önce hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Zaman zaman Amerika dönemlerindeki olduğu gibi S-400 diyoruz. Zaman zaman S-400 diye kullanıyorum. Onun için izleyiciler de şaşırmasınlar. Çünkü neden? F-16 diyoruz. F İngilizce, 16 Türkçe. İngilizce veya bu havacılık jargonunda Türkiye'de havacılık jargonunda bu tür böyle karma kelimeler kullanılıyor. Aslında S-400'den önce de hatırlayacaklar bizi izleyiciler. 2013 yılında da Çin'den bir hava savunma sistemi alma hikayesi var Türkiye'nin. Daha yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla 2015 yılında Çin'den alınması düşünülen aslında S-300'lerin değişik Çin versiyonu dediğimiz bir hava yüksek irtifa uzun menzilli hava füze savunma sisteminde de Türkiye vazgeçmişti. 2017 yılı dikkat ederseniz 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan politik durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin önceden ve bulunduğu yıl olarak diyelim 2017 yılında özellikle PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye, SDG'ye, ben bunları böyle YPJ'ye, FETÖ'ye, IŞİD'e dahil olmak üzere çünkü IŞİD'in yaratıcısının Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu Trump dahil yüksek sesle getirdi. Türkiye o ortam içerisinde Rusya ile olan ilişkiler çerçevesinde böyle bir karar aldı. Bu kararı alırken de çok baskı uygulandı Türkiye'nin içerisinden ve dışarısından özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa Birliği ülkelerinden ve NATO'dan. Yani bakın dikkat ederseniz baskı uygulanmayan kimse yok. Hemen yeri gelmişken tırnak içerisinde Yunanistan'da hala S-300'ler var biliyorsunuz. Eski evet. Sovyet ülkelerinde de yine S-300 olan ülkeler vardı. Hatta geçtiğimiz günlerde Hindistan S-400 almaya karar verdiğinde Türkiye bu konuyu hem eskiden hem de yeniden gündeme getirdiğinde dediler ki özellikle Yunanistan için hemen örnek vereyim. Yunanistan'la Türkiye'yi aynı sepete koyamayız diye Blinken açıklama yaptı. Yani bize ayrı tarife, Yunanistan'a ayrı tarife, Hindistan'a ayrı tarife uygulayarak bu ikircikli dediğimiz iki yüzlü politik uygulamalar baskılarının örneklerini de yakından takip ettik. Şimdi bu sadece S-400'de değil başka alanlarda da özellikle hemen yeri gelmişken içimiz yanarak izlediğimiz Gazze'de Amerika'nın özellikle soykırıma destek vermesi gibi faaliyetlerde Batı'nın da aynı şekilde iki yüzlüğünü her zaman görüyoruz. Şimdi evet. S-400'ler alındıktan sonra gelir gelmez sizin de bahsettiğiniz gibi iki boruya para verdik. Bunları alırsınız alamazsınız. Gelse bile kullanamazsınız. İşte aklınıza ne geliyorsa bu tür açıklamalarla beraber bir baskı unsuru uygulandı Türkiye üzerine. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Medyada çok tartışıldı. S-400'ler aktif mi değil mi? Ben onu şöyle açıklamıştım. Bunu da soracaktım zaten evet. Bu bir sivil terim. Evet bunu sivil bir jargonla, söylemle sorabilirsiniz. Ama askeri olarak biz şöyle diyoruz. S-400'ler harbe hazır mı? Evet S-400'ler personel, malzeme ve tesisat yönüyle harbe hazır. Görevlerine devam ediyorlar. Zaten gelirdi gelmezdi, kullanırdın kullanamazdın derken 2020 Ekim ayında da S-400'ler Sinop'taki test atış sahasında sözleşme gereği yapılması gereken atışları da yaparak varlık gösterdiklerini Türk kamuoyuna sunmuşlardı.
Şimdi bu gelişmeler üzerine bir sessizlik var. Hemen Paşam, yeri şöyle isterseniz bir küçük şey ilave edeyim. Yani sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum, doğru mu? Daha yani seyircilerimiz açısından en anlaşılır hale getirmek için. Yani bu füze, hava savunma füzeleri harbe hazır. Yani diyelim ki Yunanistan'da bir gerginlik çıktığı takdirde ya da gerginliğe doğru giderken bunları tabir caizse fişine takıp çalıştırabiliyoruz ve hatta istersek Ege'ye doğru bir yere de çekebiliyoruz. Çünkü bunlar neticede mobil, doğru mu? Evet Hasan Hocam, hemen devam edeyim bıraktığınız yerden. Mobil yani hareketli sistem oldukları için lançerleri, iki lançer veya üç lançer veya dört lançeri gerginlik, tehdit veya savaş durumuna uygun, ortama uygun olarak ülkenin batısına, güneyine, doğusuna, kuzeyine her yere gönderebilirsiniz. Ana üssü şu anda Mürtet'te olmakla birlikte hareketli olması nedeniyle bunları siz rahatlıkla ihtiyaç olan yere gönderebilirsiniz. Şimdi burada sivil olarak görev yapan kişilerin veya bu konuyu tartışanların bilmediği bir hava savunma konsepti var. Bunun bir yönergesi var, uygulama şekli var. Dünyanın her yerinde hava savunma silah ve sistemleri, hava savunma deyince sadece füzeler değil, uçak savarlar ve uçaklar da dahil olmak üzere düşündüğümüzde, her zaman barış durumunda diyelim ki bütün sisteminizi aktif hale getirip, yani harbe hazır olan sistemlerinizi çalışır pozisyonda 24 saat esasına göre tutmazsınız. Teknik olarak da zaten bunların bir dinlenme süreci de var. Dolayısıyla hava savunma sistemleri, uçaklar dahil olmak üzere, bakın barış durumu, gerginlik durumu ve savaş durumu veya harekat durumu veya çok üst düzeyde alarm kademelerinin ilan edilmesine bağlı olarak pist içinde uçaklar dahil olmak üzere, silah başında örneğin S-400 veya uçak savarlar personeli dahil olmak üzere 5, 10, 15 yarım saatlik pozisyonda, 24 saatlik pozisyonda, bekler pozisyonda görevler verilir. Dolayısıyla siz çarşıda, pazarda veya yolda S-400'leri yürürken veya başka türlü hareket ederken görmek isteyebilirsiniz, arzu edebilirsiniz. S-400'ler faal mi değil mi diye sorabilirsiniz. Ama onlar, özetle söylüyorum, altını çizerek bir kere daha söylüyorum bizi izleyenler için, harbe hazır yani faal, istenildiği zaman da sizin de belirttiğiniz gibi görev yerlerine gidecek şekilde Türkiye'nin caydırılınca katkı sağlayacak şekilde de bulunmaya devam etmektedir. Hatırlayacaksınız, geçenlerde ilginç bir şey oldu. Aslında Türkiye'deki S-400'leri de Ukrayna'ya gönderelim, Azerbaycan'a gönderelim diye tartışmalar da oldu, öneriler de oldu. Yani bir türlü S-400'leri Türkiye'ye sığdırmak istemeyen bir grup. Ama bunların hepsinin arkasında Amerika destekli bir propagandanın olduğunu bir kere altını daha çizelim. Evet. Buna karşılık Yunanistan'a da madem Amerika tarafında yer aldın, Amerika'nın işte 54. eyaleti oldun, hadi sen de elindeki Rus silah sistemlerini Ukrayna'ya gönder dediğiniz zaman Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias aynen şu açıklamayı yaptı. Hatta ben fıkra bu kadar diye de onu paylaştım sosyal medyada. Yunanistan'daki S-300 ve Patriot'ları Ukrayna'ya gönderemeyiz. Çünkü aksi takdirde Yunanistan'ın caydırıcılığı azalır. Caydırıcılığın yani düşmesine neden olur anlamında bir açıklama yaparak Türkiye'ye uygulanan baskının da ne kadar saçma olduğunu, Türkiye'de de bu tür baskıların uygulanmasının aslında Türkiye'nin savunmasının, caydırıcılığın aşağıya seviyeye çekilmesine neden olduğunu da bir kere daha burada vurgulamış olalım. Yani bize S-400'leri Ege'ye intikal ettiremezsiniz diyen Yunan Savunma Bakanı veya Yunanistan ekibi diyelim, kendisine ucu dokununca benim caydırıcılığıma etki eder diyerek bu silah sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesini istemiyor. Neden istemiyor? Hemen yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Çünkü Yunanistan Trakya'dan itibaren S-300'ler dahil olmak üzere Girit'te, Ege'de uzun menzilli yüksek irtifa dediğimiz hava füze savunma füzeleriyle yani Patriot'larıyla ve S-300'leriyle beraber hemen ikinci kademe, üçüncü kademede orta hava savunma sistemleri ve kısa hava savunma sistemleriyle Türkiye'ye karşı bir duvar örme planı içerisinde olduğu için bunların gönderilmesini onlar hayal bile etmedikleri gibi tekliflere karşı da bu şekilde bir cevap vererek aslında hedef Türkiye diye böyle çok büyük başlıklar atılır ama elbet hedef Türkiye, çünkü hep onlar doğudan gelen tehlike, doğudaki tehlike, Küçük Asya'daki tehlike anlamında tarihçileriyle beraber, okuldaki okutulan müfredattaki bilgilerle beraber hep bu şekilde yaşadıkları için de bu söylemi de gayet normal onlar için, onların açısından normal olarak görüyoruz ama
Bizim de bu söylemleri dikkate alarak bu tartışmaları bir kenara bırakıp caydırıcılığımızın sekteye uğramasına engel olacak olan bu tartışmalardan uzak kalıp, özellikle de şunu söylüyorum, hava savunma personeli üzerindeki veya hava savunma konusunda çalışan personelimiz üzerindeki psikolojik baskının da kaldırılmasının uygun olacağını ben emekli bir asker olarak bir kere daha vurguluyorum Sayın Hocam. Evet, çok teşekkürler Paşam. Onu Dendias'ın açıklaması bizim basına düştüğünde ben de paylaştım. Siz de fark etmişsinizdir. Hatta orada dedim ki S-300'ler Yunanistan'ın caydırıcılığına önemli bir katkıda bulunuyorsa, S-400'lerin bizim caydırıcılığımıza katkıda bulunmadığını söylemeye çalışanlar ne söylüyor acaba diye. Dediğiniz çok doğru. Türkiye'de aşırı derecede vıcık vıcık adeta Amerikancılık yapan bir grup var. Bunlar Türkiye'nin bütün dış politika konularında aşağı yukarı Amerika ile aynı çizgiyi paylaşıyorlar. Zaman zaman sanki farklılaşıyorlarmış gibi bir görüntü sergiliyorlar. Özellikle Avrupa Birliği'nin ortaya attığı işte Kıbrıs çözümü bilmem nesi falan gibi konularda büyük ölçüde o taraflara meyilli oluyorlar. İşte aynı kişiler, aynı çevreler S-400'ler konusunda da efendim bu işte bizim Amerika ile ilişkilerimizi bozar. Önce Amerika ile ilişkilerimizi bozar. NATO hava sahamızı da biz bunu kullanamayız çünkü bütün üye ülkelerin hava sahası NATO tarafından kontrol ediliyor. Sonra da alındıktan sonra da efendim bunlar kullanılamaz zaten. Biz bunlara iki boruya niye bu kadar para verdik hikayesine döndüler. Ama bunun böyle olmadığını gayet güzel izah ettiniz. Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz S-400'lerden F-35'lere gelelim. Hani Allah'ın lütfuna gelelim. Yani iyi ki böyle bir S-400 kararı alınmış ki. İyi ki de Amerika. Yani böyle Amerika böyle bazen işte arkasını sonunu düşünmeden dış politika kararları alır. Özellikle bize karşı da bunu çok yapar. Sonunda da aslında bu aldığı kararlardan geri adımlar atarlar. Bana biraz şeye benziyor. 1975'te kongreden 3-2 çoğunlukla Türkiye'ye silah ambargosu kararı çıkması, 76'daki seçimlerde Demokrat Başkan adayı Jimmy Carter'ın Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkaracağı sözü vererek kampanya yapması, 78 yılında da devletin işleyişini gördükten sonra aynı Jimmy Carter'ın kongreye üzerinde etkisini sonuna kadar kullanıp bu ambargo kararını kaldırmak zorundayız. Türkiye bizim için çok önemli demesi gibi bir şeye benziyor. Geçenlerde Nuland da Türkiye'ye geldiğinde, Nuland ya da Nuland şeye döktü işi. Ya bu S-400'lere bir formül bulsak da sizi F-35'lere geri alsak mı? Ben o zaman şey dedim. S-400'ler falan değil. Bunlar bizi F-35'e geri almaya çalışıyorlar. S-400'ler kalsa da ikincisini, üçüncüsünü sipariş etsek de F-35'lere gelin derlerse hiç şaşırmayalım diye. Şimdi bu evvelki günlerde paylaştığım tweette de görüldüğü gibi yani bu F-35 doğru dürüst bir harbe girmeden bu kadar eleştiri almış ve bu kadar da aslında arıza vermiş bir uçak. Yani ne F-16 ne ondan önceki Amerikan uçakları böyle bir süreçten geçti. En azından benim hatırladığım kadarıyla. Siz de hem o konularda hem de bu F-35'in arızalarıyla ilgili ve aynı zamanda Türkiye'yi de eğer alınsaydı Amerika'ya nasıl tam bağımlı hale getireceğiyle ilgili görüşlerinizi alabilirsek, bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi Sayın Hocam, siz S-400'leri, S-400'leri alırsınız, programdan çıkartırız dediler. Programdan çıkarttılar. Şimdi ondan önce Türkiye'nin şöyle kısa bir hikayesini hemen izleyenler için söyleyeyim ben. Nelerden buralara geldik, hangi süreci yaşadık? Çok iyi takip ediyor aslında bir grup izleyicimiz de. Çünkü S-400'den dolayı F-35'ten çıkartınca gençler arasında öncelikle savunma sanayi konularına büyük bir ilgi oluştu. Ve hemen hemen herkes ayrıntıları öğrenmeye, yetkin ağızlardan öğrenmeye, mukayese etmeye, kendi bilgilerini tazelemeye çalıştı. Hemen yeri gelmişken ben bir teşekkürü borç biliyorum. Fazıl Altay diye bizim bahsettiğim gibi makine mühendisi arkadaşımız var. Onun da teknik destekleriyle beraber biz teknik yazılarımızı yazarak bunları anlatmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şimdi
F-35'in Türkiye hikayesi 1999 yılında başlıyor. Yani nasıl bir uçak üreteceğiz falan bölümündeki bir bölüme Türkiye dahil oluyor. Bunun ara bölümleri var projelerin. 2002 var. Türkiye 25 Ocak 2007'de mutabakat metnini imzalıyor. Yani hem sistem geliştirmeye hem de üretim safhasına katılmayla ilgili önemli bir mutabakat metni bu. 2006 yılında 4 ülke, 2007 yılında da 4 ülke olmak üzere Amerika dahil toplam 9 ülke ortak üretim bölümünde biliyorsunuz başlangıçta hareket ettiler. Birinci derece, ikinci derecede, üçüncü derece yani katkı paylarına göre Türkiye üçüncü dereceden dahil oldu bu projeye. Şimdi 2007 yılındaki bu mutabakat metni 2008 yılında mecliste kanunlaştı ve artık hukuki olarak da Türkiye bu projenin içerisine dahil olmuş oldu. Başlangıçta 100 F-35 uçağı alalım, deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan F-35B olursa onları da dahil edelim anlamında 100 artı 16, 100 artı 20 yani 116-120 uçaklık bir tartışma söz konusu oldu. Ve biz bu uçakların dördünü aldık. Pilot ve bakım personelimiz eğitimlerine başladılar. 5 ve 6. uçaklar da dahil olmak üzere üretildi. Ama S-400'ler gelince Türkiye'ye katsa uygulaması da dahil olmak üzere F-35 programından çıkartıldı. Ve ayrıca bakın savunma sanayi başkanı, savunma sanayi başkanındaki iki görevli ve savunma sanayi başkanının kendisine yani ihalelere vesairelere falan sokmayacak şekilde katsa dediğimiz Amerika'nın hasımlarıyla veya düşmanlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası çerçevesinde uygulamalar bile yaptı stratejik müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi F-35 uçağı 5. nesil bir uçak. Artık 3. 4. 5. nesilinde uçaktır anlamında genel olarak bir algı oluştu toplumda. Ben hemen 5. nesil uçak nedir diye bir kere daha hemen şöyle kısaca özetliyorum. Bir kere düşük görünürlüklü bir uçak olacak ve radarı, kullandığı tesisatı hem software olarak hem hardware olarak diyelim, yeni teknolojileri içerecek, yeni modern silahlar atacak. Hatta düşük görünürlük olması açısından silahlarını gövde içerisinde taşıyacak, yüksek süratli olacak, manevra kabiliyeti olacak, birçok görevi icra edebilecek. Şimdi bunların hepsini saydığınız zaman ben onu şöyle özetlemiştim daha rahat anlaşılsın diye. F-35 uçağı uçan bir bilgisayar. Yani günümüzde nasıl bilgisayarınızı açıp şu anda bir program için sizle ortak buluşmak için bir şey yapabiliyorsak, bilgisayarımızın kurcalanmaması için kullanıcı adı ve şifremizi varsa kullanıyorsak falan. Aynen bu uçakta da kullanıcı adı ve şifresi Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen bir uçağa sahip oluyorsunuz. Yani siz uçağınızı çalıştırıyorsunuz, pilot olarak uçağın içerisinde kokpitinde içinde bekliyorsunuz. Sana verilen kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra uçağın sistemlerine bağlanabiliyorsunuz, giriş yapabiliyorsunuz. Yani resmen bir bilgisayar olarak kabul edin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu uçağı üretirken başlangıçta nasıl bir uçak olsun, nereye gitsin diye ortaklarıyla beraber çalışırken aslında bunun ucunun buraya geleceğini onlar biliyorlar. Ama bunu en yakın müttefikleri dahil olmak üzere başlangıçta pek niyetlerini açıklamıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin niyeti şudur. Müttefikleriyle beraber ortaklaşa bir tür harekat yaparken geçmişte olduğu gibi diyeyim gelecekte de planlı harekat dahil olmak üzere her şeyin Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olacağı bir uçak üretmek ve buradaki milyonlarca datadan oluşan bilgileri kendi bulutunda yani network'ünde bulundurmak ve böylece bir bağımlılık sağlamak. Bu bağımlılık aynı zamanda hem silahın kullanılması açısından bağımlılık sağlarken parasal olarak da yedek parça açısından da 40-50 yıllık kullanacağınız süre içerisindeki hayat boyu boyunca diyelim veya life circle boyunca dediğimiz kullanıcı boyunca da bağımlı kılacak şekilde bir uçak üretmeyi planlamış ve bunu gerçekleştirmiş. Şimdi İngiltere için, Norveç için, Danimarka için, Belçika için, Avustralya için, Japonya için, Güney Kore için, kullanıcı ülkeler için almayı düşünen Yunanistan da dahil olmak üzere onların açısından bir sorun yok. Onlar bu uçağı kullanabilirler. Fakat Türkiye açısından şöyle bir sorun var. Türkiye'nin bulunduğu ortamda biz Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik müttefik veya ortaklık anlamında aynı şekilde aynı yolda yürüme şansımız yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da özellikle PKK ile işbirliğiyle, terör örgütüyle işbirliğiyle bu coğrafyada geçmişten itibaren Türkiye'nin güvenliğini ihlal edecek faaliyetlerde bulundular.
bulunmaya devam ediyorlar ve bulunacaklar. Öyle olunca Türkiye tamamen %100, bakın altını çizerek söylüyorum, her şeyiyle, daha uçağın havadayken bile müdahale edilebilecek şekilde olan bir uçağın veya yerdeyken kullanıcı adı ve şifre nedeniyle uçağınızı çalıştıramadınız. Hatta özetleyerek geçiyorum. Cep telefonu olarak düşünelim. Cep telefonu nasıl güncelleme giriyorsa uçağa da çok sık bir şekilde yazılımına güncellemeler gelecek şekilde yerde beklemeye mecbur kalabilirsiniz. Ayrıca bu uçak uçan bilgisayar olduğu için nasıl bilgisayarlarımızın güncellenmesi veya devam etmesi için yazılımı yazan, yazılımı üreten ülkeye bağımlıysanız Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olarak bu yazılımları bekleyeceksiniz. Sizden her seferinde para alacaklar ve aynı zamanda şöyle bir şey daha var. Açılış konuşmanızda da söylediniz. Bütün bu kavramları bir tarafa koyduğunuzda ve üretici ve parça üretimleriyle beraber lojistik olarak söylüyorum, teknik olarak söylediğimiz zaman uçağın isterlerini karşılayacak şekilde faaliyet oranlarını bir türlü istenilen düzeye getiremiyorlar. Şöyle söyleyeyim. Uçağa tek görev olarak diyelim ki hava hava görevi yapacak şekilde uçuşa gittiğinde faaliyet oranının bunun %75 olması gerekiyor diyelim. Yüzde başlangıçta 23'lerde, 25'lerde ne kadar önlem alırlarsa alsınlar aradan geçen şöyle yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde %45 ile 51'lere kadar çıkartıyorlar. Yani maksimum %45-51. Şimdi Evet. Amerika Birleşik Devletleri mevcut hava kuvvetleri açısından veya mevcut teknoloji açısından, üretici ülke olması açısından bazı hataları absorbe edebilir. Yani bünyesinde içine çekebilir. Ama diyelim ki 40 uçak almış olan veya onu başlangıçtaki yeri gelmişken hemen belirteyim. F-35 sözleşmesinde uçak sayısı yok. Mutabakat metni olarak üretim ve geliştirme bölümüne katılıyorsunuz ama uçak isterleri ayrı bir anlaşmayla yapılıyordu. Türkiye onun için başlangıçta çok pahalı olduğunu gündeme gelmeye başlayınca 100 uçaktan 120 uçaktan yavaş yavaş geriye doğru atarak B planı, C planı gibi sayısal olarak başlangıçta 30 civarında bir uçak planlamaya başlamıştı çıkarılmadan önce. Şimdi sizin de belirttiğiniz oranları dikkate aldığımızda bel kemiği olarak F-35'i kabul etmiş ve %100 Amerika'ya bağımlı olmuş, lojistik yönüyle, personel yönüyle, her şeyin takip edilmesi yönüyle 30 uçağa %50 diyelim. Bakın tam ortalamasını arıyorum. Yani 30 uçağınız var. Bir türlü 15 uçağın dışında uçuramıyorsunuz. Şimdi dünyanın parasını vermişsiniz. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Amerikan Hava Kuvvetleri için Türkiye'nin alacağı klasik F-35A için Amerikan Hava Kuvvetleri birim fiyatı 85 milyon dolar. Bu Amerikan Hava Kuvvetleri için bakın. Siz almaya kalkarsanız yaklaşık 100-110 milyon dolar. F-35B ve F-35C uçakları ise 120 ile 130 milyon dolar arasında fiyatlara kadar çıkıyor fiyatları. Şimdi böyle olunca parasını vermişsiniz. Hatta kredilerini ödemeye devam ediyorsunuz. İhtiyacınız var. Bir faaliyet oranı nedeniyle, o da neden? Onu hemen yeri gelmişken siz açık konuşmasında da söylediniz. Amerika'nın Sayıştay olarak kabul ettiğimiz Hükümet Sorumluluklar Ofisi veya Hükümet Hesap Verdikler Ofisi dediğimiz GAO olarak kısalttığımız ofis tarafından her konuda olduğu gibi, sadece F-35 konusunda değil, her konuda olduğu gibi Kongre'yi bilgilendiren raporlara baktığınızda F-35'lerin bundan 10 yıl önce ortaya çıkan aksaklıklarının en son Nisan ayında yayınlanmış olan 2004 yılında 2024 Nisan'da yayınlanmış olan raporunda da hiçbir değişiklik yok. Yani yedek parça akışında sıkıntı var, bilgi eksikliği var, data eksikliği var, depo seviyesi bakımlarda eksiklik var, bakım personeli eğitiminde eksiklik var, faaliyet oranları bir türlü istenilen düzeye gelmiyor. Şimdi bunlar Amerika için geçerli. Bu arada sesini çıkartmayan İngiltere başta olmak üzere zaman zaman eski genelkurmayı böyle bir ses çıkartmıştı ama onu da susturdular öyle diyelim. Amerika içerisinde de yine bahsettiğiniz gibi Senato'daki testimonide veya sorguda bakanlara veya ilgili F-35 yöneticisi işte Kor General veya Kor Amir'e yapılan sorgularda da bu faaliyet oranları dile getirilmesine rağmen diğer ülkelerde bu sorgulanmıyor. Örneğin Yunanistan F-35 almaya karar verdi. O zamandan beri söylüyorum ben. Diyorum ki Yunanistan'a şiddetle F-35 almasını tavsiye ediyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere, İngiltere'si bakın, İtalya'sı başta olmak üzere
Avustralya'sı başta olmak üzere bunları uçurmakta zorlanıyorlar. Çünkü o ülkelere gidecek olan yedek parçalar aynı tipi kullanan ülkelerin depolarından veya Amerika'dan veya başka bir yerden gittiği halde tekrar başka bir şekilde arızalanan uçakla ilgili parçalar Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecekse uzun bir yol kat ediyor. Bu uzun yol kat etmesi sırasında harekat ihtiyaçları olarak siz Türkiye olarak düşünün, kısıtlı uçak sayınız var, ihtiyacınız var. Başta terörle mücadele olmak üzere Türkiye'nin caydırıcı açısından doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde uçmak zorundasınız. Ege'si var. Aynı zamanda kaynayan Ukrayna-Rusya Savaşı ile beraber hala ısıtılmaya çalışılan Karadeniz var. Doğu Akdeniz, Kıbrıs konusu var. Yani Suriye, Irak, aklınıza ne geliyorsa Azerbaycan, hatta Libya'ya kadar uzanalım. Türkiye'nin başka sorunları var. İhtiyacınız var, uçuramıyorsunuz. Dolayısıyla F-35'lerle ilgili bu sorun aslında bizim programdan çıkarttıktan sonra Kaan'ın üretilmesiyle ilgili faaliyetler arttırılınca ve Kaan'ın ilk uçuşunun yapılmasına kadar olan süreçten sonra F-35 ile ilgili tartışmalar benim ajandamdan çıkmıştı Sayın Hocam. Çünkü Evet. F-35 artık benim için artık çöp olmuş bir uçaktı. Çöp tabirini şunun için kullanıyorum. Ben söylemiyorum. Eski Savunma Bakan Yardımcıları ve yine bu komitelerde görevli olan özellikle Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde görevli olan Amerikalıların söylediği laflar bunlar. Daha ağır laflar da söylüyorlar da benim burada terbiyem ona müsaade etmiyor. Yani şimdi diyecekler ki Karataş General zaten gıcık kaptığı için F-35'e bu da bu tabirleri kullanıyor. Halbuki hiç öyle ilgisi yok. Ben söylemiyorum. Amerikalı yetkililerin kendileri bile bunların işe yaramadığını, bir çöp olduğunu zaman içerisinde özellikle 1,2 trilyon gibi ömür devri boyunca bir para harcamayı planladıkları bu projede sadece Amerika için söylüyorum. Yaklaşık 2,5 trilyon dolara kadar çıkabileceği söylenerek dile getiriliyor. Ama öyle bir yere gelmişler ki artık müttefiklerini de sattıkları için, satmayı da planladıkları için artık bu projeden geri dönemiyorlar. Dönemedikleri için de kendi içlerinde bunu tartışmaya devam etmelerine rağmen hala almaya meraklı satılmış politikacıları olan, satılmış silahlı kuvvetler personeli olan diyelim yabancı ülkeler için söylüyorum bunları. Örneğin Almanya için hemen örnek vereyim. Almanya'da F-35 almamız uygun değildir diyen bir önceki Hava Kuvvetleri Komutanı'nı emekli edip F-35 almayı isteyen başka bir generali Hava Kuvvetleri Komutanı yaptı. Yine bağlantılı havacılıkla ilgisi yok ama Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Hindistan'da bir konuşma yaptı. Evet. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili. Döndükten sonra adamı görevden aldılar. Türkiye'ye geldiğinde Onunla ilgili sözünüzü unutmayın. Harici çok güzel bir röportaj yaptı. O genel amiralle haricide başına gelenleri uzun uzun anlattı. Bahsettiğiniz Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı. Türkiye'ye Onunla genel. geldi konferans Türkiye'ye geldi konferans verdiğinde Cem Amiral'le bağlantı kurduğumuzda Cem Amiral'in bu soruyu sormuş. Yani F-35 ile ilgili konuyu da ilgi alanı değil ama yani kuvvet komutanı değil ama konuyu bildiğine rağmen evet demiş Almanya'da da bu konuyu tartışılıyor. Hatta çok pahalı olduğunu Almanya'ya uygun olmadığı dile getirmesine rağmen Amerikan tarafının lobisinin ve baskısının üste çıktığını söyleyerek Deniz Kuvvetleri eski diyelim Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı da bu konuyu dile getirdi. Şimdi aynı şekilde Yunanistan'a hemen örnek vereyim ben. Yunanistan'da özellikle yüksek lisans eğitimini Amerika'da yapan ve şu anda Yunan Hava Kuvvetleri'nde albay rütbesinde olan, özellikle görünmezlik teknolojisi üzerinde çalışmış olan bir personeli var Yunanistan'ın. Aynı tarihlerde Yunan Hava Kuvvetleri'ndeki bu personel Amerika'da Amerikan askeri üniversitesinde falan eğitim görürken Türkiye'den de bir havacı personelimiz şu anda albay rütbesiyle. O da görünmezlik teknolojisinde üretilen malzemelerle ilgili bir yüksek lisans tezi var. Şimdi biz araştırmaları yaparken karşımıza Yunan tarafının hazırlamış olduğu o zamanki yüksek lisans teziyle Türk personelimizin hazırlamış olduğu üretilen malzemeler neler olmalıdır tezlerini karşılaştırdığımız zaman takip etme imkanımız oldu. Aynı zamanda Fazıl Altay arkadaşımız ResearchGate'e İngilizce olarak yaptığımız çalışmaların özetini de koyuyor ve okuma oranlarını da buradan takip ediyoruz. Özellikle Yunanistan F-35 almaya karar verdiğinde bizim yazılarımızı daha çok okumaya başladılar. Bunların içerisinde işte o Yunan Hava Kuvvetleri'nde görevli, Yunan Hava Kuvvetleri'nin ilgili üniversitesinde görevli olan kişiler de yazılarımızı okumaya başladılar. Çünkü
özellikle tavsiye ettiğim için aslında bilenler Yunanistan'da da bu işin kendilerine zarar vereceğini bilmesine rağmen seslerini çıkartamıyor ama bizim ileri sürdüğümüz tezlerimizi alarak bakın Türkler de bu şekilde savunuyor anlamında kendi tezlerini içeride güçlendirecek şekilde bilgi toplamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu bilgi paylaşımı Japonya'ya kadar gidiyor. Hatta F-35'in dışında yaptığımız olduğumuz teknik malzemeler özellikle Kaan Kızıl Elma ile ilgili çalışmaları Japon savunma araştırması yapan kişiler Japonya'ya çevirerek özetini Japonya'da sosyal medyalarında yayınladılar. Özellikle Pakistan, Malezya gibi bizim yakın ilişkilerimiz bulunan ülkeler Kaan'ı yakından takip ediyorlar. F-35 projesinden çıkarılmamızı yakından takip ediyorlar. Bunların hepsini dikkate aldığımızda aslında bu küresel dünya içerisinde iyi veya kötü, güzel veya çirkin anlamda yapılan çalışmaları herkes kendi tezlerini güçlendirmek için, bilgilerini tazelemek için, bu gelişmeye katkı sağlamak için kullanıyor. Tekrar geriye dönüyorum. F-35 benim ajandamdan çıkmıştı. Onun nasıl bir uçak olduğunu öğrenmeyen kimse kalmadı. Dolayısıyla Türkiye'ye zarar vereceği konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Kaan'ın uçup uçmayacağı konusunda kendi hava kuvvetleri personelinin dahil olmak üzere. Kaan'a geçmeden önce isterseniz bir küçük şey sormak isterim size. O da şu. Şimdi zaman zaman dile getirilen bir şey. Acaba İsrail'in F-35'leri ayrı mı üretildi? Yoksa İsrail o F-35'lerin üretimine kendisi katkıda bulunarak mı aldı? Nasıl oldu? Mesela o örneği veriyorlar. Diyorlar ki işte İsrail kullanıyor. Suriye'ye karşı kullanıyor. Hatta rivayete göre işte İsfahan'daki şeyde karşı İran'a cevap vermiş de İsfahan'daki patlamada F-35 ile yapılmış. O yüzden İran radarları hiçbir şey görmemiş filan. Bunların bir kısmı komplo teorisi ama İsrail'in kullandığı F-35'lerle ilgili bir şey var. Mesela Japonya'nın kullandıklarından düşenleri biliyoruz. Belki düştüğü için yeterince havalandırmıyorlar ve yeni düşme haberleri gelmiyor mu? Diğerleriyle ilgili benzer sorunlar sıklıkla basında çıkıyor. İsrail'le ilgili ne dersiniz? İsrail sadece F-35 değil, diğer F-16, F-15 örneğini de vereyim hemen ben. Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor. Fakat şöyle bir avantaj da alıyor. Hiç kimseye vermediği imtiyazı onlara veriyor. Yani yazılımında, kullanacak silah sistemlerinde falan istedikleri değişikliği yapma özgürlüğüne sahipler. Şimdi biraz önce bahsettik. Sizi F-35'te bağımlı olarak kullanıcı adı ve şifre olmadan uçan bilgisayara giriş yapamıyorsunuz. Yani login olamıyorsunuz. Ama İsrail'in böyle bir sorunu yok. O kendi kullanıcı adı ve şifresini kullanma özgürlüğüne sahip bir ülke. Dolayısıyla onlar onu kullanabilirler. Yine hemen İran'la ilgili Bunu son... hatta İngiltere'ye bile vermiyor değil mi Amerika? Çünkü İngiliz bir pilotun F-35'e girip de uçağı çalıştıramaması ile ilgili bir haberi hatırlar gibiyim. Evet doğru. O bir videoyu biz paylaşmıştık. Hatta altyazıyla beraber tüm kamuoyuyla paylaştık. Bir F-35B pilotu Amerika'da eğitim yürürken kullanıcı adını ve şifreyi yanlış girdiği için uçamadı, yerde kaldı. Amerikalı eğitmen yeniden kullanıcı adı ve şifre vererek uçağa login olmasını yani bilgisayarını açmasını sağlayarak uçtu. Zaten biz anlatırken bunları bir delilin olması gibi bir kanıt olması gerekiyordu. Bu video bizim için çok önemli bir belgeydi. Onu kullandık. Bir yıl kadar YouTube'da kaldı. Bir yıl sonra YouTube'dan telif hakları nedeniyle kaldırıldı. Yani bakın bu F-35 çetesi küresel bir çetedir. Amerikan silah sistemlerinin çetesi diyelim. Nerede ufak bir şey bile olsa hemen kendi imkan kabiliyeti içerisinde olduğu için videosunu, açıklamasını kaldırabilir. Örneğin S-400'lerle ilgili bir video yapmıştım. S-400 projesi nedir, ne değildir diye. İçinde yine İran'ın Irak'taki Amerikan üstüne yapmış olduğu füze saldırısıyla ilgili bir bölümü de anlatmıştım. Neden önleyemediler, neden yoktu diye. Çünkü Patriot'ları falan hepsini Suudi Arabistan Aramco rafinerisi ve diğer tesisleri korumak için yolladıkları için El Esad üstünde herhangi bir hava savunma füzesi yoktu. Füzeler de gelip meydan içine düşmüşlerdi. Beyin sarsıntısı geçirmişler falan dediğim için YouTube'dan ikaz yazısı geldi. Videoya kısıtlama geldi. Öne çıkartmadılar videoyu. Hatta şöyle bir cümlesi var. Ben kısıtlamanın içerisinde 5-6 madde var ama son cümlesini söyleyeyim. Mizahi betimlemeler yapmışım ben.
Yani gırgır geçmişim açıkçası. Öyle diyor yani. Üzülmüşler benim gırgır geçmeme. Çok mahcup olmuşlar. Onun için videoyu kısıtlamışlardı. Bir de böyle bir durum dikkate alındığında hemen sorunuza geliyorum. İsrail F-35'lerini İran'a karşı böyle bir patlamaydı vesaire gibi anlamında kullanmadı. Dolayısıyla düşük görünürlüklü veya görünmez diye hayal uçak diye İran hava sahasına girmediler. Öyle bir işlem olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. İkincisi İran'ın atmış olduğu, işte göndermiş olduğu diyelim dronlarla veya bazı balistik füzelere karşı şöyle söyleyeyim, İsrail askeri radyosundan alıntı yapan Jerusalem Post'ta şöyle bir haber çıktı. Amerika savunma açısından %25 başarı sağladı. İsrail ise %90 başarı sağladı. Yani İsrail bile Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İran'dan gelen tehdidi önlemede %25 başarılı olduğunu söylüyor. Fakat şöyle bir elma ile armut mukayese meselesi var. İsrail'in önlediği küçük çaplı drone veya buna benzer veya atılan Hizbullah tarafından atılan veya çevreden atılan füzelerin hepsinin çapı ve kapasitesi düşük. Amerika'ya tahsis edilen önlemesine tahsis edilen füzeler ise balistik füze kıvamında olan füzeler ve bunların önlemesi biraz daha zor. Burada tahsis edilen önlemek için paylaşılan diyelim hedefler veya önlenen hedefler açısından da bir mukayesede İsrail resmen Amerika'yı kısa düşüren, onu aşağılayan bir açıklamayla askeri radyosundan da bir açıklama yaparak bu şekilde bir açıklama yaptı. Ama buna rağmen yine F-35 uçaklarının bulunduğu Nevatim üssüne bazı füzeler düştü. İran kısıtlı bir güç kullandı. Bu kısıtlı güç kullanımında tamamen karşılıklı dövüşte diyebilirsiniz, fazla ileriye gitmemekte diyebilirsiniz, gerilimi tırmandırmamakta diyebilirsiniz. Nasıl yorumlayabilirseniz yorumlayın. O saldırıyı yaptı. Ama şu bir gerçek var. Yoğun bir saldırı karşısında, özellikle konvansiyonun dışında kısıtlı nükleer silahların kullanılmasına geçiş sürecinde falan elinizdeki mühimmat karşılamaya yetmez. Hemen buradan bize geleceğim. S-400 mühimmatı yerine şimdi milli olarak hem uzun menzilli hem orta hem kısa menzilli füzelerimizi üretmeye çalışıyoruz. İşte can alıcı nokta birinci sorti dediğimiz veya birinci saldırı, ikinci saldırıdan sonra elinizde mühimmat kalmayacağı için sizin milli üretim olarak sadece savunma silahı olarak değil, onların mühimmatını da üretmeniz gerektiği konusundaki tecrübeyi işte İran-İsrail çatışmasından veya bize dayatılan hususlardan, almış olduğumuz derslerden yola çıkarak öğrendiğimizi değerlendiriyorum. Yine bir daha söylüyorum, S-400'ün de kendisini savunmaya ihtiyacı var. Yani katmanlı bir hava savunma sistemi olmadan siz politik, askeri ve stratejik tesislerinizi savunma konusunda zorlanırsınız. Ve de sadece milli uçak yapmak değil, milli mühimmatınızı da üretmenin de önemli bir başarı olduğunu, elinizde uzun süreli veya orta süreli diyelim biz çatışma veya savaş durumu söz konusu olursa bunun da sizin galibiyetinize veya mücadelenize önemli katkı sağladığını hemen yeri gelmişken belirteyim hocam. Şimdi buradan isterseniz zamanımızın sonuna geldik hemen hemen. Bir Kaan'la ilgili spekülasyonlar üzerinde de değerlendirmelerinizi alabilirsek. Çünkü o konuyu da Hemen söyleyeyim hocam. bize kamuoyunu. Hemen söyleyeyim hocam. Kaan biliyorsunuz uçar uçamaz yapamazsınız. Kalorifer peteği ürettiniz falan anlamdaki tartışmaları geçiyorum. 2010 yılında beyinsel olarak yani kavramsal tasarım olarak başlayan nasıl bir uçak üretelim konusundaki konular 2013'te gerçekleşti. Hemen buradan hızlı bir şekilde 2022 yılına geçiyorum. Parçalar kesilmeye başlandı. Montajları yapıldı. 2023 yılında hangardan çıktı. Hatta 1 Mayıs 2023'te adı Kaan olarak verildi. 21 Şubat 2024'de ilk uçuşunu yaptı. 6 Mayıs'ta yani bundan yaklaşık 4 gün önce de ikinci uçuşunu yaptı. Şimdi uçardı, uçamazdı, yapasın, yapamazsın kalorifer petiği tartışmalarının hepsini bir yerde bıraktık. Dolayısıyla can alıcı nokta havacılıkta şu. Ete kemiğe bürünecek. Yani emek ve demir veya kompozit malzeme diyelim günümüzde bir araya geldiğinde uçtuğu zaman ağızları kapatıyorsunuz. Hepsine fermuar çekiyorsunuz. O zaman da şu başlıyor. Hele bir uçsun görelim, üretelim, işte motoru da yabancıydı, şuydu falan. Aslında güzel bir soruyla açış yaptınız. Zamanımızı değerlendirerek söyleyeceğim. Kaan 5. nesil bir uçak. Bakın bütün dünya basını 5. nesil uçarak söylüyor. Biz hala küçümseyerek, hayır, motoru
F-16 motoru olduğu için 5. nesil uçak değildir diyorsunuz. Hiç ilgisi yok. Uçak sistemlerinde 1. sistemler, 2. sistemler, 3. sistemler olarak basitçe 3 ana dala ayrılıyor. Tasarım, yazılım, parçaların üretilmesi, bu parçaların bir araya getirilmesi ve uçurulması 1. aşamayı kapsıyor. Bakın, fikri mülkiyet hakkı size ait olan Kaan milli bir uçaktır. Hatta yerli milli müşterek geliyor. Aslında ikisi aynı anlama geliyor, eş anlamlı. Evet, Kaan yerli ve milli bir uçaktır. İkinci sistemler dediğimiz, yani motor ve onun parçaları dahil olmak üzere olan sistemler, ikinci alt sistemdir. Dolayısıyla siz tasarımına, yazılımına, uçak parçalarının üretilmesine, bunları bir araya getirmeye, uçurmaya hakimseniz bu uçak yerli uçaktır. Bir konu daha var, hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bakın, Amerikan F-117 uçağı eski model bir uçak. Envanterden de kalktı. F-117 uçağının tasarımı önemlidir. Çünkü düşük görünürlükte bir uçaktır. Hem F-15'ten, hem F-16'dan, hem de şu anda F-18'den daha düşük görünürlükte bir uçaktır ki daha fazla metal kullanılmasına rağmen. Yani 5. nesil uçaklarda motoru bahane ederek aşağılamak, küçümsemek değil, tasarım önemlidir. Ve düşük görünürlük için onun yaratılmasıdır. Bunların hepsi bir araya getirildiği zaman işte biraz önce söylediğim gibi fikri mülkiyet hakkı size ait olan bir uçak. Bunun altında motorun da 2030 gibi diyelim, 2030-32 gibi olabilir. Yerli motor çalışmaları devam ediyor uçağımıza. Yine uçak sistemlerinde ticari malzemeler vardır. Yani üretmeniz veya bunları getirmeniz ekonomik olmadığı için gidersiniz piyasadan alırsınız. Hala şöyle bir şey var, hatırlayacaksınız. Rusya-Ukrayna Savaşı çıkmadan önce F-35'in özellikle ilk çalışmada kullanılan harici güç takat sistemindeki bazı parçaların, hatta çiplerin Çin'den alındığı ortaya çıkmıştı. Yine evet. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan önce Amerikan Hava Kuvvetleri'nin uzaya attığı casus uydularının, roket motorlarının Rusya'dan alındığını, bunların hepsi ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla ticari olarak adlandırılan bir civata veya başka bir şey veya şirketlerde ürettikleriniz malzemeleri kattığınızda bunlar üçüncü alt sistemdir. Piyasadan rahatlıkla alırsınız. Onun için ayrıca bir fabrika açmanıza başka bir şey yoktur. Desteklersiniz firmalarınızı. Onun için bizi izleyenler için söylüyorum. Kaan doğru bir yolda gidiyor ama dediğim gibi önünde onun uzun testler, uzun uçuşlar olacak. Bu onura hepimiz sahip olmamız gerekir. Hemen yeri gelmişken geçenlerde rahmetli olan emekli hava pilot tümgüler İrfan Sarp'ın bir cümlesiyle ben sorunuzun cevabını tamamlamak istiyorum. Başlamak bitirmenin yarısı anlamında söylerken, bu proje sadece AKP'nin veya yönetimin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk vatandaşlarının projesidir. Dolayısıyla hepimizin sahip çıkması gerekir anlamında bir yaklaşım göstermemiz gerektiğini söylemişti. Nurlar içerisinde yatsın Sayın Komutanımız. Bu da çok destekledi Milli Muharip Uçağımızı. Onu da yad etmeden geçmek istemedim Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim paşam. Gerçekten güzel bir program oldu. Yani eski tabirle efradını cami, ayarını mani oldu. Bütün konulara değindiniz. Meselenin pek tabii ki epeyce de bir jeopolitik tarafı var ki onları da vurguladık. Türkiye sadece Amerika'dan hazır uçak alarak hava kuvvetlerinin devamlılığını sağlayamaz, caydırıcılığını yeterli oranda tutamaz. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkenin çok kutuplu bir dünyada artık kendi özellikle konvansiyonel silahlardan bahsediyoruz tabii. Kendi silahlarını, kendi mühimmatını yapıyor olması fevkalade önemli. Çünkü benim anlayabildiğim kadarıyla özellikle şu anda içine tam manasıyla girmekte olduğumuz çok kutuplu dünyada bölgesel işbirlikleri, bölgesel ittifaklar ve aynı zamanda bölgesel çatışma riskleri de artıyor. Böyle bir dönemde savunma sanayinin sadece kendimizi korumak, kendi güvenliğimizi, güvenliğimize ve caydırıcılığımıza katkıda bulmanın ötesinde çok ciddi de bir ihracat alanı olduğunu düşünmemiz lazım. O yüzden bu alanda, bu çerçevede yapılan bütün çalışmalar, atılan bütün adımlar Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sunacak ve o açıdan da hepimiz bunlara sahip çıkmalıyız dediğiniz gibi. Bunları söyleyerek isterseniz programımıza son verelim. Bir kez daha teşekkür ediyorum katıldığınız için.
İnşallah başka programlarda bu defa Türkiye-Yunanistan veya başka konuları ele almak üzere, birlikte olmak üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalınız. Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum.